Sayın seyirciler, şu anda Menderes'in Develi köyünde bir meydandayız. Hemen arka planda bir leylek yuvası var. Leylek yuvasını gördük ama leyleği görmedik. Leylek gitmiş Eylül'de, Mart'ta gelecek. Bugün Develi'de tarım belgeselimize devam ediyoruz. Buğday tarlalarına gideceğiz, maydanozu konuşacağız. Tabii ki ana konumuz yine marul da var. O da var konu içerisinde. Yine Ahmet Uysal Bey'le birlikteyiz. O bize kooperatif hakkında çok önemli bilgiler veriyor. Vermeye devam edecek. Belgeseliniz devam ediyor. Bu belgeselde ben sizlere İzmir'le ilgili çok seveceğinizi umduğum bir şiirimi okuyacağım. Size armağan ediyorum ve belgeseli başlatıyorum. Çocukluğumun İzmir'i, Şemikler Ovası'nda, zeytinlikler arasında, tek katlı evler, bahçeler arasında, çocukluğumu yaşadım orada. Ah, çocukluğumun İzmir'i hatıramda. Sapanlar, tahta kılıçlar aklımda, meyve bahçelerinin arasında, çocukluğumu hissettim burada. Vah, çocukluğumun İzmir'i çok uzakta. Mutluydum karşıya kadar faytonda, küçük trenin gezdirdiği fuarda, balonum uçup kaçtığında, kah üzülür kah gülerdim İzmir anımda. Bostanlı'da cennet bahçeli evler arasında, bisikletle dolaşmak zevkti orada. Kırlangıçlar yuva yapardı tavanda. Çocukluğumun İzmir'i artık çok uzakta. Tulumba'dan içtiğimiz su oyun molasında, baharda mis gibi ot çiçek kokusunda, kavaklar gölgesinde uyuduğumuzda, çocukluğumun İzmir'ini gördüm rüyamda. Top oynadığımız yerler olmuş ev, oda oda, dereler kurumuş, boş arsa yok orada. Her yer parktı, oyun için burada. Çocukluğumun İzmir'ini unutmadım hafızamda. Evet, çocukluğumun İzmir'ini unutmamak için, en azından anıları yeşertmek için şehre yakın olan bir köye geldik. Menderes Develi'de. Orası hala o geçmişteki İzmir Karşıyaka yakındaki köyleri Şemikler gibi, Menemen gibi andırıyor. Şimdi orada güzel bir belgesel gerçekleştiriyoruz Ahmet Uysal'la birlikte. Yine kooperatifi konuşacağız, yine tarımı konuşacağız. Arka planda traktör tarlaya giderken mazotu buluyor mu, bulmuyor mu, ona soracağız. Belgeselimiz devam ediyor. Evet Ahmet Bey, şu anda bulunduğunuz ne oluyor bunlar? Bu marul bahçesi, bunun cinsine iceberg adı altında oluyor. Bunun bir farklı değerleri var. Bunu genelde dönerciler falan çok kullanıyor bunu. Dönerciler, bir de bu doğunun şeyi var ya, Adana'nın acılı bir şeyi var. Şalgam. Şalgam değil. Çiğ köftesi var. Çiğ köftesi onlar kullanıyor. Hatta şimdi canım çekti vallahi. Afiyet olsun. Onu böyle sarıyorlar içine, yiyorlar. Evet. Farklı bir özelliği var. Çok güzel bir üründür bu. Iceberg marulu. Piyasa değeri iyi, alıcısı iyi bunun. Bunu siparişe göre dikiliyor genelde. Yani bir takım esnaflar sipariş veriyor, pazarcılar sipariş veriyor, ona göre diktiriyorlar. Kazancı daha iyi. Kazancı biraz peki, daha, %20 daha iyi oluyor. Bu da hibrit bindik hocalar. Hibrit olması gerekiyor. Hibrit olması gerekiyor. Hibrit olması gerekiyor. Çünkü diğerlerin artık satış değeri kalmadı. Evet. Hani yerli, kendi ürettiğimiz fidanla diktiğimiz kaliteyi sağlamıyor. Sağlamıyor. Şimdi Menderes'li olarak Develi Köyü'nden kooperatif başkanlığı yaptınız, birlik başkanlığı yaptınız. Çok tecrübeniz var. Bize, özellikle çiftçi kardeşlerimize tarımla ilgili neler vereceksiniz? Yani genelde program yaptığımız yerlerde, geçen Menemen'deydik, bir program yaptık. Ispanağı iyi pazarlıyorlar ve brokoliyi İstanbul'a. Ama gördük ki diğer çiftçiler muzdarip. Yani ürünlerini satamıyorlar, ürünleri bozuluyor, tarlada kalıyor yakın çevrede. Kimileri demek pazar bulabiliyor, bazıları bulamıyor. Diyalog olabilir, diyalog çok önemli. Fiyat yapısı veya umalı
iyi diyalog kurup da o malı iyi bir şekilde sevk edebiliyorlar. Bir sistemleri var tahmin ediyorum. Genelde Menderes'e devri köyünde durum ne? Yani köylünün hali nedir? Şimdi Meremen'de olsun, Menderes'de olsun, Dikili'de olsun, Ödemiş'te, Beydağ'da, Bergama'da çok fark etmiyorum. Alıcı para kazanacağını hesap ettiği zaman yüksekçe paraya alıyor. Ama bir takım yanlış kişiler para kazanmadın diyor, üreticinin parasını ödemiyor. Hep peşin satma imkanı olmuyor. Bazı arada ürünün az olduğu veya o ortamın, o haftanın, iki haftanın mal kıtlı olduğu dönemde mal para yapmış gözüküyor. Bütün mesele dolaşıyoruz, dolaşıyoruz. Örgütlü topluma gelmiyoruz, gelemiyoruz. Bu olmadığı müddetçe tarım için ne konuşursak, hatta da şunu söyleyeyim, ben İzmir'den gelen yetkililere de söyledim. Bu üretici domat altın, biber altın, patlıcan altın, marul altın dahi üretse değerinde satamaz. Çünkü satışla ilgili herhangi bir kanunlu güvencesi yok. Kanunlu güvencesi yok. Biz malı, orada da söyledim, biz malı faturalı satmak istiyoruz. Belgeli satmak istiyoruz. Hem devletimiz vergisini alsın, hem üreticimiz değerini kazansın, hem de tüketicimiz uygun fiyattan mal yesin. Bakın, üretici kazanacak, uygun fiyattan mal yiyecek. Tüketici kazanacak, kazancının değerinden geçinmeyi sağlayacak. Devletimiz de vergisini alacak. Bunun hiç kimseye karşı bir tutum değil. Bu insanlık yapısı, insanlığın değerleri bunlar. Bunu sağlamak zorundayız. Yoksa tarım kalkınmaz. Bugün ülkede soğan mevzu oluyor. Depoculuk konuşuluyor. Kardeşim, soğanı açıkta tarlada bırakırsan 20 günde bozulur. Yağmur kar altında. Onun için depoya koymak gerekir. Ancak vatandaşın konuşmadığı bir mevzu daha var. Depoçuya, depoya giden mal, bakın burası çok önemli. Depoya konacak mal bildirime tabi. Kanuni bildirime tabi. Diyeceksin ki Polatlı'da 100 bin ton soğan depoya konulmuştur. Bunu kim yapacak? Birlik kooperatifi yapacak. Üretici adına dahi olsa neticede o üretici birlik üyesi, kanunlu güvencesi olacak. Onların birliğin bildirimiyle o depoya konacak. Oradan birlik tarafından pazarlanacak, kooperatif tarafından pazarlanacak. Bunları kimse konuşmuyor Türkiye'de. Neden konuşmuyor? Çünkü bilgi sahibi insanlarımız çok az. Bunlar yapılması gerekiyor. Keza geçen sene patates bolluğu vardı. Satış değeri olmadı. Patatesin 1/3 imha edildi. Bir takım sebzelerde fire kaybı, ürün kaybı çok oluyor. Ya artık biz... Bir organizasyon üretim biraz da sıkıntı var galiba. Elbette bütün her tarafta sıkıntı var. Bir yerden başlamak gerekiyor. Ha, bugün Tarım Bakanımız Bekir Pakdemirli Bey bir takım çabalar içinde biz görüyoruz ama bunu önünü açacak bilgi beceriyi ona aktarmak gerekiyor, bilgi sahibi yapmak gerekiyor. Onların da amacı niyeti bu olduğunu bilmemiz gerekiyor. Eğer böyle olursa Türk tarımı ayağa kalkacaktır. Bir takım girdilerde üretici söz sahibi değil. Girdi konusunda herhangi bir yükümlülüğü yok. Hani girdi konusunda söz sahibi değil, kanun söz sahibi değil. Çıktı konusunda da söz sahibi değil. Matış satarken de söz sahibi değil. Neden söz sahibi? Neden? Çünkü kanunlu kurumlar harekete geçmediği için, birlikler, kooperatifler olmadığı zaman. Ben şimdi birlik olarak Menderes'teki sera üreticisine üretim yerinden, üretim fabrikasından üretici 200 kilo veya 1 ton gübre alıyor. Ben de 1000 ton gübre almak istiyorum. Bunun yansıması üreticiye olacak. Evet. Ben orada da girişte de aracılar ortadan çıkaracağım. Çıkışta da aracılar ortadan çıkaracağım. Devlete de vergi vereceğim. Eğer ben bunları sağlarsam tarım kendi kendine amorti yapacak. Bir Hollandalı çiftçi nasıl üründe işlem uyguluyorsa ben de aynısını yapmak zorundayım. Bir Fransız, İspanyol çiftçisi nasıl üretici hem girdiği hem çıktığı kontrol etme hakkı sahipse biz de bunu yapmak zorundayız. Bizim amacımız Türk tarımına hizmet. Bu dünyadan geldik gidiyoruz. Bir görüşümüz kalsın. Bu ülkeye insanlara bir faydalı olalım. Biz hiçbir görüşün insanı değiliz. Hiç kimsenin de karşısında değiliz. Amacımız devletimize, milletimize hizmet etmek. Yeri geldiği zaman
gazi de oluruz, şehit de oluruz ki benim dedem Çanakkale'de şehit olmuştur. Bu vatan için her şeyi vermeye hazırız. Bugün mevcut şartlarda çocuklarımızla, torunlarımızla, kendimizle bilgimi, becerileri ortaya koyup Türk tarafına hizmet etmek istiyorum. Gerçekten Çanakkale konusuna değindiniz. Çanakkale bizim için bir dönüş noktası. Şu anda kameramanın dedesi de, büyük dedesi de Çanakkale'de şehit olmuş. Hatta nasıl şehit olduğunu anlatmışlar bile gelen askerler. Bir bomba düşmüş ve şehit olmuş. Bizlerle gazi olanlar var. Her Türk'ün muhakkak Çanakkale ile bağlantısı var. Çanakkale Savaşı niçin yaptık? Bu topraklara sahip olmak için yaptık. Bir zamanlar maalesef atalarımız İngiliz bahçelerinde, Fransız bahçelerinde çalışıyorlardı. Onu annem anlattı bana. Benim halalarım, ninem hepsi İngiliz bahçelerinde çalışıyorlardı. Nazili'de diyordu. Bunlar üzücü olaylar. Biz niye elin yabancının kendi toprağımızda bahçesinde çalışalım? Aynı şekilde onlar bizim topraklarımıza gelsinler, döviz getirsinler. Biz onların gittikleri yerlere, turizm beldelerine niçin gitmeyelim? Niye Antalya'ya gitmeyelim, Bodrum'a gitmeyelim? Bizim kazancımız. Bu nasıl olur? Tarımla olur. Tarım. Her şeyin başı tarım. Çünkü rahmetli Atatürk Osmanlı'nın borçları tarımla ödedi. Biz de bu belgeselleri, bu programları niçin yapıyoruz? Devletimize, milletimize hizmet için. Yapıyoruz. Her şey millet için, her şey vatan, vatan için, devlet için, millet için. Peki siz burada ileri gelenlerden olarak, çiftçi olarak, önder çiftçi olarak, siz adınız mı varmış? Lakabınız neydi? Bana üniversite hocaları tarım filozofu derlerdi. Tarım filozofu. Şimdi siz tarım filozofusunuz. Neden burada öncülük edip de buradaki sadece marul dışında geçim kaynaklarını araştırmadınız veya araştırdınız? Araştırıyorum. Geldiğimiz sonuç şu. Bütün Türkiye'de üretilen ürün kayıt altına alınıp satılmadığı müddetçe, bu aracılar olduğu müddetçe, bu tüccar denen kişiler devletin malını denizleyip yiyen kişiler olduğu müddetçe deniz kelimesi bedava anlamında kullanılıyor. Devletin malı deniz, yani bedava. Yemeye de öyle öyle diyorlar. Ben o kelimeyi kullanmak istemiyorum. Onlar doymaz kişiler. Şöyle tarif eder misiniz? Tipleri nasıl? Yani nasıl giyiniyorlar? Markalı mı giyiniyorlar? Şimdi bunlar bir tarafı yetki sahibi olan kişiler. Bir takım oluşumların içinde olan kişiler. Bunu açmak istemiyorum. Ben partili demek istemiyorum. Bunları bir takım yetkili kişiler görmüyor, bilmiyor. Biz bir kuruma tespit ediyoruz, bunlara 58 kişi diyoruz, ben de arasında diğer bir kurum ben tespit edemedim diyor. Ve bunu üst makamlara bildiriyor, onları aldatıyor. Üst makamlar kim? Ankara'dakileri aldatıyor. Şimdi böyle olduğu müddetçe Türk tarafı nereye varacak? Bu aracı denen, tüccar denen, tüccar aracı, tüccar denen kişi ya da kanunu çağrıştırıyor, öyle bir şey yok. Vatandaşın malını alıyor, ister parasını ödüyor, ister ödemiyor. İstediği paradan alıyor, istediği paradan satıyor. Olan üreticiyle tüketici oluyor. Ve devlete oluyor. Devletin vergisini de çalıyor bunlar. Anladım. Çünkü bunlar savaş vergisi tevkiatı yapamazlar. Yapmazlar. Kanun yetkileri yok. KDV, Bağkur veya gelir vergisi tevkiatı yapamazlar. Alıp da devlet hazinesine aktaramazlar, maliyeye yatıramazlar. Öyle bir yetkileri yok. Ama bunu herkes görüyor. Ama nedense bir takım insanlar sağır, duygusuz, duyarsız. Anladım. Şimdi anladığım kadarıyla burası Bayındır'a yakın olması itibariyle Mendir'e çok uzak değil. Değil. Turizm tarafına, belgelerine yakın. Yani Özler'e yakın, Kuşadası'na yakın. Şimdi burada başka çalışmalar da var. Bir karanfil olduğunu duyduk. Tabii üretici bir kısmı karanfil gül yapıyor, çiçek yapıyor. Başka ne var gelir kaynakları? Biraz hayvancılık var. Hani dar kapsamda geçim amaçlı, hani büyük entegre tesisler değil de vatandaş 10 tane, 20 tane, 30 tane süt sahibine yaparak ondan geçirmeye çalışıyor. Onda girdi maliyetleri çok yükseldi. Onlarda da sıkıntı var. Burada yüzü gülen çiftçi bulabilir miyiz? Çok zor. Çok zor. Adamın arazi kendisinin, ekipmanı, traktörü, her türlü ekipmanı kendisinin. Masada oturup konuştuğumuz zaman ekmeyeceğim diyor. Çünkü ben zarar ediyorum. Bunu önlemek için örgütlü toplum gerekiyor. O zaman şehre göç olacak. Şehre göç olacak. Buraya çok göç var mı? Köyden yok. Köyden yok.
Bu köyden dışarıdan gelip buraya yalışan yok. Evet. Buradan şehre gidenler var. He, anladım. Buradan şehre gidenler var. Çünkü burada göç var demek bu. Göç var, mutlaka var. Burası Menderes Türkiye'nin en güzel yerlerinden birisi. Ova çok verimli. Hava ova çok verimli. Yani kan düşse can bitecek şekilde bizim arazide topraklarımız var. Her türlü doğa şartları müsait. Bugün 8 Kasım Aralık havanın güzelliği süper. Yani her türlü bitki yetişiyor, her türlü meyve sebze yetişiyor. Ama ne yazık ki rica ediyorum bu sizin kanalınız vasıtasıyla bizim çiftçimizi, üreticimizi kanunla buluşturunuz. Evet, çok güzel söyledi. Şimdi Ahmet Bey ile birlikte geziyoruz. Ahmet Bey bize çok güzel bilgiler veriyor. Deneyimli çiftçi, vatansever. Ve bizi biraz daha gezdirecek değil mi? Evet. Şimdi bir karanfil bahçelerine gidelim. Bir belki bir karanfil hediye ederler bize, olur mu? Hadi gidelim. Evet, tanıyalım sizi. Adım Menderes Aykıner. Menderes'e Menderes. Evet, İzmir Menderes'te oturuyorum. Evet. Adım da aynen Menderes. Eski şimdi, Cuma Ovası. Şimdi dikkatimi çeken bir şey bu. Cuma Ovası tahmini yakın zamanda. Cuma Ovası. 86-87 rahmetli Türk. Sizin zaman doğum tarihi? Benim 66. Nasıl oldu Menderes koydular? Benden kaynaklanmadı. Öyle misiniz? Sizden mi kaynaklanıyor? Turgut, rahmetli Turgut Özel ismi değiştirdi. Öyle. Ben askerdeydim. Geldiğimde ben de şaşırdım. Evet, 87'de geldim. Menderes'i Menderes. Aynen. Evet. Aynen öyle. Develi köyünden isim soyad? Menderes Aykıner. Evet. Menderes Aykıner. Evet. Aykıner. Evet. Siz ne güzel böyle güller yetiştiriyormuşsunuz. Evet. Burada Develi köyünde neden bu gül yetiştiriciliğinden vazgeçtiniz? Çok çeşitli ürünler yetiştirdik. Gül olsun, karanfil olsun, celbera, narin dediğimiz değerli bitkimiz de vardı. Hepsini yetiştirdik ama maliyetler artınca, çalışma gücümüz, toprağın yıllarca yıpranması, yeni kaynak, yani yeni taşıma yapamadığımızdan bırakmak zorunda kaldım. Çocuklar çalışmıyorlar. Hmm. Yani gençlerimiz çalışmıyor. Herkes işe gidiyor. Hmm. Okuyan okulu. İşim maksor. Bunu evet. Nasıl oluyor satışları? Mezat oluyor herhalde çoğunlukla. Genelde üretiyoruz. Kooperatife kayıtlıyız. Ne kooperatifi bu? Şeydeki Balçova'daki mi? Sınırlı sorunlu evet. Ona evet. Şey büyük mezat diye, küçük mezat diye. Küçük Hı-hı. mezat bir değişimler geçirdi. Battı, çıktı, bir şeyler oldu. Hı-hı. Şu an ben yapmadığım için biraderlerin, abimlerin. Ne anlatıyor birader neler diyor? Ya, iyi zamanında oluyor, kötü zamanında oluyor. Yani şunu yetiştirmek için bir dünya masraf yapıyor. Hı, ne pahalı? Altyapısı, işçiliği, budaması, altına verdiği hayvan gübresi, ticari gübre. Onlar üstünü kapatması, ikinci kat naylonu çekmesi, elektriği. Bayağı masraflıymış. Çok masraflı. Şimdi yani. Burası Bayındırlı'ya yakın olması itibariyle burası yani Menderes Develiköy diye bir hamle yapar mı diye gördük. Ama ben 10 yıldır gidip geliyorum bu bölgeye. Marul'la devam ediyor gördüğüm kadarıyla. Salatalık Marul'la gidiyor. Hı. Belki bu ikinci bir geçim kapısı olurdu. Bir de karanfil var dediler. Karanfil evet. Daha mı iyi buradan, bundan? Karanfil günden? Gülden daha iyi. Dikiminde 12 ay, en az 10 ay sürekli verimliliği oluyor. Hı. Yani iyi zamanı da yakalıyor, kötü zamanı da yakalıyor piyasanın. Evet. Yani iyi bir gün nasıl olur? İyi bir gün, iyi bir seradan olur, güzel bir bakımdan olur, güzel bir topraktan olur. Parayla olur? Tabii parayla olur, illaki. Onlar evet. Da parayla olur. Demek ki Develi Köyü'nde kardeşlerimiz bu konuda bir çalışma yapmışlar. Ama karanfil daha başarılı görünüyor anladığım kadarıyla. Kendilerinin düşüncelerini almış olduk. Belki ileride gül ve karanfil. Şöyle sadece karanfille yapmıyorum. Gülün de çok güzel zamanlar oluyor. Öyle mi? Tabii çok güzel para ettiği zamanlar oluyor. O zamanda. Hangi aylar? Özel günlerde, yılbaşı, öğretmenler günü, anneler günü, sevgililer günü böyle günlerde güzel para ediyor. O zaman da sağ olsun bizim tüccarlarımız var. Dışarıdan ithal edip gülü, evet. Yurt dışından gül getirip buradaki piyasaya çiftçinin ürettiği geçen öyle ürünleri. Olmuş galiba bir kamyon gelmiş galiba. Aynen. Peki o daha mı ucuzluyor güller? Çin gülleri mi? Değil mi? Çin, Çin değil. Çin malı değil de. Ne? Yetişen ülkeler var. Ben şu an bıraktım Hollanda için bilmiyorum mı? Yani. Değil. Hollanda değildir. Ha, sıcak ülkelerden geliyor. Sıcak yani. Ülkelerden geliyor. Üreten yerler var. Oralardan geliyor. Yani. Evet, hatta şu anda Etiyopya'da bile Habeşistan'da Kenya'da o taraflara dahi bu işler başlamış. Olabilir. Olabilir. İşler başlamış. Yani içinde olmadığım için bilmiyorum nereden geldiğini. Evet. Evet, Afrika'dan geliyor. Ucuz orada da başlamışlar. Hatta Hollanda gibi firmalar orada üretim yapıyor. İşçilik maliyetleri ucuz. Evet. Evet sayın seyirciler,
Menderes'te, İzmir Menderes Develi Köyü'nde bir umut kapısı gül, ama şimdi gördüğümüz kadarıyla istenilen verimi sağlayamamış gözüküyor. Onun için de çiftçi kardeşimiz Menderes bu işi bırakmış. 2011'den beri bıraktım. Yani şimdi fabrikada çalışıyorum. Hafta sonum var, tatilim var. Saatimi biliyorum. Tatilimi yapıyorum. Tarımla da uğraşmak istemiyorum artık. Üretemiyoruz. Altyapısı çok pahalı. Evet. Gübre, ilaç pahalı. Çiftçi. Çalışan insan yok. Çalışan. Aile işi ve büyük sanayi işi gibi yapacaksın bu işi. Aha. Yani sanayileşecek yani tarımda. Ancak öyle kazanır. Kooperatifin bir batma durumuna girmesi sizi etkiledi mi? Çiçek kooperatifi. Tabii ben o zaman diğer mezattaydım, yani küçük mezattaydım. Tabiri öyleydi çünkü. Küçük mezattaydım. Paramız da kaldı. Yani ondan diğer mezatta tekrar başladık. Ama tabii istediğin gibi olmuyor artık yani. Biz de tam kooperatifleri övecekken, kooperatif çok iyi derken Ahmet Uysal Bey'le birlikte böyle bir olay yaşamış olduk. Üzücü bir olay ama yine de kooperatif Atatürk'ün dediği gibi en güzel tarımda kalkınması için Almanya o şekilde ilerlemiş kooperatifler sayesinde. Ya, tüccarı aradan kaldırıyorsun, kendin malın fiyatını görüyorsun en azından, satıldığını görüyorsun. Şimdi daha da gelişti galiba, internetten görebiliyorsun satışları. Kendi ürünün hemen anında geliyor telefonuna. Hı. Kaç para gittiği, yani fatura dediğimiz yani ekstrası görebiliyorsun. O faydaları var, daha da gelişti kooperatif. Ama yöneticilerin işte daha iyi olması lazım. Yöneticilerin mi alıyorsunuz siz? Tabii, ya şimdi diğer mezat yani büyük mezat götürüyor işi. Yani yapıyor, düzgün çalışıyor. Büyük mezat nerede? Merkez yine İstanbul. İstanbul'da mı burada? Ama merkez İstanbul ama Ankara, İzmir her tarafta var. Satış yerlerimiz var. Demek ki yöneticiler de çok önemli burada. Evet, tabii. Çiftçilikten istifa etmiş. Fabrikada çalışıyor. Şu anda köyde yaşıyor sayılır. Develi Köyü'nde. Aynen. Ama çalıştığı yer fabrika. Köyden bir nevi iş için şehire gidiyor. Sonra tekrar köyüne dönüyor. Yok, burada sanayi var. Top organize yakın. Var 15 mı? Dakikalık yoldayım. 15 dakika. Rahatım. Evet. İşim de rahat. Develi'de sayın seyirciler, çiftçilerin böyle tercihleri de var. Belgeseliniz Hayat Kısaldı Güzel devam ediyor. İzmir Menderes Develi Köyü'nde karanfil yeni bir geçim kaynağı olabilir mi? İşte bunu şimdi yanımızdaki çiftçiden öğreneceğiz. Şu anda bir karanfil serasındayız. Karanfiller çok güzel. Görüntülerini alacağız size. Şu anda ekranın görüntülerini görüyorsunuz zaten. Ve onu bir böyle bir aynı ıspanakta olduğu gibi topluyorlar. Bir boşa yapıyorlar. Boşa mı diyorlar? Ne diyorsunuz ona? Yani demet olarak. Demet diyorsunuz, evet. Evet. Sizi tanıyalım önce. Ben Muzaffer Kubatoğlu. Kubatoğlu söylediniz de çok havalı. Yani evet biraz. Kubatoğlu. Evet. Evet, siz ne yapıyorsunuz burada? Yani biz karanfil yetiştiriciliği yapıyoruz. Ayrıca gül, yani sebze de yetiştirdiğimiz oluyor. Hı, sebze derken yine marul mu? Marul, salatalık tabiriyle hıyar dediğimiz. Evet. Yani domates ağır olmuyor ama biber falan oluyor. O yapıyor. Peki karanfili nasıl oldu, başladınız? Karanfil sizce Develi için, bu yöre için aynı Bayındır'da olduğu gibi yeni bir geçim kaynağı olabilir mi? Siz neler yaşıyorsunuz? Neler yaşadınız? Şimdi bu işin biraz zorlukları var tabii ki. Kalabalık olması gerekiyor. Yani karanfil biraz zahmetli iş. Nerede aklınıza geldi girmek? Aklıma gelmesi yakınlarımın. Çocuklarım da aynı işi yapıyor çünkü. Onlardan tavsiyesiyle. Onlar Bayındır'da mı? Hayır, burada Menderes'teler. Onlar aşağı yukarı 10 seneden beri yapıyorlar. Onlar da bize tavsiye ettiler. Bu sene bu işe giriştik. Daha önceleri gülde yapıyordum. Hatta yine devam ediyorum gül serasının. Bu şekilde devam ediyorum. Nasıl oluyor bunun? Dikim, mikim nasıl alıyorsunuz? Fideleri nasıl alıyorsunuz? Sipariş üzerine alıyoruz. Siparişlerimiz fidan olarak sipariş ediyoruz. Aşağı yukarı 1-2 ayda bu fidan haline geliyor. Ondan sonra dikime hazır oldu muydu alıyoruz. Peki bu işte çok zahmetli olduğunu söylediniz. Peki bu zahmetin sonucunda bir kazanç var mı? Nasıl satıyorsunuz? Yani satma şekliniz nasıl? Kooperatifimiz aracılığıyla satıyoruz. Hangi kooperatif? SS Flora Kooperatif. Bu şeydeki olan, İzmir'de olan. Evet, Balçova'daki, evet. Yani hani merkez İzmir, evet. Ayazağa'da. Kooperatifin aracılığıyla satıyoruz. Ayrıca biz sadece açık değil, ihracat olarak da yapıyoruz bunu. İhracata veriyorsunuz. Evet. Nerelere gidiyor? Romanya, Bulgaristan, bu taraflara gidiyor genellikle.
İsteyen başka ülkeler olursa oralara da gidiyor tabii ki. Siz gelecek görüyor musunuz bunda? Yani Menderes'e gördüğüm kadarıyla çocuklarınız başarılı olmuş bu işte. Size önermişler. Gelecek görüyoruz. Tabii ki insanlar bir şekilde alternatifler arıyor. Ama karanfilde ama başka çeşitlerde fark etmiyor yani. Gül mü daha iyi kazanç getiriyor? Bu mu? Yani onu bilemezsin. O senenin sezonuna bağlıdır. Hava şartlarına bağlıdır. Yani başka... Bitkilerle bu sektörde kesme çiçekte en çok Türk çiftçisinin yöneldiği karanfil deniliyor. Çok da iyi karanfil yetiştirildiği söyleniyor. Karanfil bu civarlarda genellikle gül karanfil ortaktır yani çiçek olarak. Ne kadar bir alanda yapıyorsunuz bu işi? Ne kadar? 1,5-2 dönüm, yapıyorum. 1 dönüm. Fark etmiyor yani. Aile tarım işlemesi yapıyorsunuz. Aynen evet. Bunu peki kazancınızı artırmak için ne gibi şey veriyorsunuz, kooperatif veriyorsunuz? Bunun dışında buradan satış da var mı? Yani elden satışlarımız pek olmaz. Ama isteyen olursa tabii ki yeri veren arkadaşlarımız da oluyor tabii ki. Bu işi devam edecek misiniz? Tabii. Aynen devam. Peki Develi için yani Menderes Develi için aynı Bayındır'da olduğu gibi karanfil ve diğer ürünler, bitkiler, kesme çiçekler tarımda bir geçim kaynağı olabilir mi? Zaten geçim kaynağımız bu bizim. Yani umut verebilir mi? Devam edecek misiniz? Devam ettiğimiz, gücümüz, kuvvetimiz yettiği sürece devam edeceğiz. Ama zamanla tabii ki daha hafif, mesela gül buna göre biraz daha hafif oluyor işçiliği. Güle yöneleceğiz. Karanfili sürekli yapamayız. Çünkü artık yaş 50 oldu. Hanım şikayetçi mi bu işte? Hanım şikayetçi, tabii ki kollarda bir derman kalmıyor. Karanfil işi öyle. Toplaması var, demetlemesi var. Bunun en fazla zahmetli olanı bu kesme işi. Yani bağlaması o kadar zahmetli olmuyor ama kesme işi çok zahmetli. Kesme işi öyle mi? Evet. Bayağı zahmetli. Çünkü görmek isterseniz ne diyeyim, olmazsa alacağız elimize, keseceğiz bıçağı. Görelim bakın, bir de demetlemesi, yani bu demet mi diyorsun? Demet yapılması ve kesilmesi, bir görüntü olarak alalım. Sayın seyirciler, burada Menderes'te şu anda Develi'de bir girişimci çiftçimiz karanfil üzerine çalışıyor. Umarım inşallah bu konuda başarılı olur. İnşallah bu karanfil ve gül de burası için, Menderes için yeni bir geçim kaynağı olur. Marul dışında diyoruz. Burada bu işi yapmak isteyen çiftçi kardeşlerimize ne önerirsiniz? Yapmalarını tavsiye ederim. Eğer ki imkanları varsa, yani diyorum bu baştan üretmez, hasata geçene kadar bayağı bir masraf gerektiren bir şey. Zahmetli, bakım istiyor. O yüzden tavsiye ederim yani. Şimdi biz hediye mi diyorsunuz? Bunu size hediye ediyorum tabii. Evet. Bu ihracatlık mallarımız. İhracatlık mı? Evet. Yakında bir kameraya gösteririz. Bu ihracatçık malı sayın seyirciler. Evet. Şimdi kendisini kesim yaparken de görüntü vereceğiz. Hanımefendi demet yaparken bir aile çalışıyor burada. Çok büyük umutları var. Menderes'te, Develi köyünde evet. Sadece marul değil, başka çabalar da var. İnşallah çiftçilerimiz bu konuda başarılı olur. Biz onların seslerini size ulaştırmak istedik. Sayın seyirciler, şu anda bir fidan bahçesindeyiz. Serası mı oluyor? Karanfil serası. Karanfil mi? Karanfil serası. Karanfildeyiz. Karanfiller şu an tomurcuk halinde, yarı açmış durumda. Kesim yapılıyor. Evet, yanınızda bir beyefendi var, tanıyalım onu. Ben Develi köyün çiftçilerinden Mustafa Kemal Ece. Kendimi aynı zamanda emekliyim, oğlum bu işi yapıyor. Çok güzel. 2000 yılından beri çiçekçilikle uğraşıyorum. Hı. Şimdi orman devrettim. Ama 2000 yılında 2010'a kadar olan kazanç şu anda yok. Neden? O zaman girdi fiyatları daha düşüktü. Şimdi girdiler hele bu Ağustos'tan sonra %100 arttı. Gübreler, ilaçlar çok artış yaptı. Tamam karanfil şu anda güzel para ediyor ama girdi çok yüksek.
Şimdi 10 yıl önce kazanıyorduk dediniz. Anladım. 10 yıl önce kazanıyordum. Sadece bu işim yapıyordunuz. 2006 yılında oğlum askerdi. Ben bir kasa gülü 10 demet içinde mezada gönderdim. Kocaeli'ye gitti. Orada satışı yapıldı. Çok güzel. Şimdiki parayla 1000 lira. O zaman mutlu oldunuz. Satılınca mutlu oldunuz. O zaman para 1 milyardı. Ama şimdi o paralar şimdi kesinlikle yok. Şimdi artan ulaşım giderleri mazot mudur nedir yani sera masrafları mı arttı? Sera masrafı tabii arttı. Şimdi şu anda naylon kilosu 12-13 lira. Geçen sene 9 liraydı bu sene 12-13 lira. Oradan bir artış oldu. Oradan bir artış oldu. İlaçta bu döviz oyunundan sonra yapılan oyundan sonra. Döviz oyunu. Dövize geçse bir oyun yaptılar. Evet. Bu oyun yani bu yükselme değil. Evet. Bu dış güçlerin bir oyunu. O oyundan sonra ilaç fiyatları tabii o zaman fırsatçılar. Mesela 60 lira bunu geçsene bir kurt ilacı vardı. Alıyorduk 60 liraydı. Bu sene 160 lira. Kurt ilacı, karanfili özellikle kurt ilacı. Evet. 60 liradan 160'a çıktı. Şimdi diyor ki dolar düştü. Bunu indirin bir bizim evimizde firmanın yanında. Çünkü bu da bir fırsatçılık. Ama şu anda almasanız olmuyor. Ya almasa karanfil olmaz. Yani atma zaman bir kurçuk ilacı karanfili mi etkiliyor yani? Tabii karanfil etkiliyor. Allah. Eğer ki yazın Eylül ayında, Ekim ayında yani kurda önemsemeyip de 3 gün durduğu zaman bu karanfil sıradan gider. Allah. Kesiyor. 3 gün. Çok. 3 güne bitiriyor. Ama ne olacak? Emek yapıyoruz. Alıyoruz, atıyoruz yine bu ilacı pahalı alıp atıyoruz. Çünkü emeğimiz var. Evet. Ben mesela bunun kökünü buraya Nisan ayında diktim. Daha yeni başladım. Bütün yaz baktım buna. Masraf ettim. Bütün yaz baktım. Şu anda da bak şimdi. Şu anda kesiyorum. Tamam kesiyorum ama daha hiç para almadım. Çünkü parayı kesiyorum. Bak bugün satılıyor benim çiçeğim. Bugün satılıyor para 45 gün sonra. Bankaya zaman geliyor. 45 gün mezada kasasında kalıyor para. Mesela bu ihracat. İş piyasa değil bu. Yani ben bununla ülkeme döviz kazandırıyorum. Ama ödüyorlar yani. Hayır. Bugün satılan para hemen ödeniyor. Benim para 45 gün mezada kasasında kalıyor. Yani faiz... Kredi kartı kullansanız kredi kartlarının süresi de galiba kredi kartı 30 gün falan kalıyor. Kredi kartını bana verdi. Ben çünkü kullanmıyorum. Kredi kartı kullanmıyorum. Kullanmıyorsunuz. Nasıl aradaki açığı kapatıyorsunuz? Açığı ne olacak? Yazın kazandığımız için bunu yatırıyoruz. Bunun parasını alıyoruz 45 gün sonra. Evet. Öbür biber yatırıyoruz. Biber de yapıyorum mesela aynı zamanda. Şimdi şuna bak bunun bir ot ilacı var. Ot var bunda. Bunun ilacı yok. Vardı metenbromit diye ilacı vardı. Tüp vardı. Yasaklandı. Ama şu ot yazın ben 6 sıra 7 sıra yoldum. Yoldursa geliyor. Hava az mı soğudu o zaman bırakıyor. Peki ne düşünüyorsun? Çözüm nedir? Daha çok fazla karanfil mi dikmek? Çözüm. Yoksa bu fiyatları alternatif var mı yok mu bilmiyorum. Bunun doğal bir ilacı yok mu? Doğal ilacı yok. Hani bazen zeytin sineği için, mandalina için yapıyor. Doğal bir ilacı yok. Doğal ilacı yok. Doğal ilacı. Şimdi bir seramı mesela bu sene ben öbür tabi daha az benim seram var. Onu bu sene yazda boş bırakıp yani ilkel yollara göre kurutup Vereceğim süreceğim. Yani kuru kuru sürüp karıştırıp tohumu kurutacağım. Yani tohumunun bir ilacı yok. Şimdi bunun altında soğan var. Leblebi gibi soğan var. O soğan şu anda uykuda, kışın uykuda. Nisan ayı geldi mi de uyanıyor. Başımıza bela oluyor. O toprak ilacı, otu. Anladım. Toprak otu. Peki 10 yıl önce ne yapıyordunuz? 10 yıl önce ben de o zaman hem gül vardı. Gene karanfil yapıyorduk. Bu da bayağı bir bu işe... Ben 2000 yılında yapıyorum bu işi. Gülü devam ediyor musunuz? Gülü devam ettim. Güle bu sanki tekrar başlayasım var niyetim. Bundan da karanfilden daha iyi kazandınız. Zaten Türkiye karanfili çok iyi üretiyormuş. Yani üretimi çok şu iyiymiş. Anda bu sene çok az. Çok az. Çok az. Bak fiyatlar şu anda en ölü ayı karanfil fiyatlarını ihraç ettik. Aralık ayıdır. Çünkü dışarıda bu ecnebi ülkelerine gidiyor. Romanya'ya, Bulgaristan'a gidiyor. Onlar da şu anda Aralık ayında oruç var. Yani bizim nasıl Ramazan ayında oruç tutuyoruz. Onlar Aralık ayında oruç tutuyor. Yani şu anda en dip yapasınızın fiyatları. İşte demek ki yok piyasada yok. Şu anda fiyatlar çok süper. 25 kuruş, 35 kuruş arası. 40 kuruşlarla gidiyor tanesi. Ama her sene bunun fiyatı bu zamanlar 10 kuruştu. Ama bu doların arttığı döneme kadar idare ettiniz durumu. Yani kazandınız. Kazandık ama şimdi dolara dayanamıyoruz artık. Çünkü şimdi ilaç çok var. İlaç gübre çok. Yedek akçe var mı para? Yani dayanma gücünü sağlayacak, sizi idare edecek para var mı?
Vallahi dayanma gücü, ben de dana da yapıyorum. Ben besini dana yapıyorum. Ha, dana varsa onu, para on, dana var ama dana 28 lira kilosu. He, kesin 28 lira. Kendim emekliyim. He. Emekli maaşını alıyorum. Oğlan hemen benden önce alıyor kartı, gidip çekiyor. He. Baba diyor, ben senin kartı aylık çektim. Oğlum ne yaptı? Baba diyor, ilaç aldım, gübre aldım. Tamam oğlum. Maaş, ilacı, gübre gitti. Sonra sayın maaşla kadar. 1500 çok yakın. 1500 çok yakın. Yani asgari ücretin altında. Asgari altında. Ama yine de işe yarıyor. İşte buna gidiyor. He. Benim 25'e geçmiyor. Oğlanı almış kartı, dedi, sabah kart arıyor. Oğlum kart nerede? Baba ben aldım, ilacı aldım, mazot aldım, gübre aldım. Ha tamam oğlum diyor, o da bizim diyor. Hiç olmaz. Maaş yarıyor ya. Tabii yarıyor. E şimdi ne çözüm düşünüyorsun? Ne geçiyor aklınızdan? Çözüm, yani buna bir devletin bir el atması. Hele hele ilaca, gübreye. Hı. Yani bu fiyatlara biraz şey, mesela ilaç, gübre fiyatları inmesi lazım. Evet sayın seyirciler, şu anda maydanoz tarlasının önündeyiz bir seranın içerisinde. Bize bir maydanoz anlatır mısınız? Maydanoz nasıl olur? Maydanoz Ekim ayında ekiliyor seraya. Hı. Şimdi bu maydanoz 3 ay oldu ekileli. Hı. İşte 10 gün 15 sonra biçilir. Hı. Ve ondan sonra ikinci bıçak bir daha biçilir. Şubat sonu bir daha biçilir. Hı. Ondan sonra hızlı gelir. Hı. Yani kış sezonunda 3-4 gibi biçiliyor. Şimdi şu anda bir seradayız. Bu serada ne kadar maydanoz var? Bu birinci bıçak, ikinci bıçak söylediğiniz vakitlerini ne kadarlık alanda ne kadar para kazanıyorsunuz? Mesela şu örnek verin. Şimdi ben bu seradan bir bıçak 1500 lira. Anlaştım. Bir bıçak deriz, alan ne kadar? Alan 1600 metrekare. 1600 metrekarede bir bıçak 1500 lira. 1500 lira. Sonra, ama buradan çıkacak olan, pazardan toplanacak olduğu para en az 10 lira. 10 bin lira. O adamın alacağı. O adamın alacağı. O yani 10 bin alıyor, sen alıyorsun. 1500 lira. Işte bir de ne olur? 8500 lira nereye gitti? 8500 lira mesela bunun. Diyelim ki bu biçim için kadın çıra var, biçiyor. He. Günlük 60 ile 70 lira yömine biçiyor. Hadi 2000-3000 lirası oraya versin. He. Arada kalıyor 5 lira. 5 lira pazarcının cebine giriyor. Masraftan sonra bak şimdi. O zaman en karı pazarcı mı yoksa? Evet. Tabii en karı pazarcı. Evet, pazarcı. Ya şu pazarcının yakasını mı yapayım ben, ne yapayım? Pazara gittiğinde suçlar yiyor. Aracılar diyorum ki. Şimdi aracı pazarcı zaten. Onlar denetimsiz kişiler. Burada kanunsuz mal aldığı gibi istediği paradan da satıyorlar. Yani 1 liraya alacak, 5 liraya satacak, 10 liraya satacak. Bunu engellemek için hep söylüyorum üretici örgütlere. Ki onlara biz mal verirken biz diyeceğiz ki bizim malımızın fiyatı bu, nakliyesinin karın bu, vergisi bu. Biz onlara belirli bir fiyat çıkarıyoruz. Diyelim ki 3 liralık satılan maldan 1.80, 2 lira maliye çıkarıyoruz. Sen de bunu 3 liraya satacaksın. Yani bu ne demek? Tüketicinin alacak olduğu malın fiyatı üretici birlikler tarafından belirlenmesi gerekiyor. Yine söylüyorum, kalite, standart, gıda güvenliği bize ait. Onları biz sağlayarak vereceğiz. Yani böyle bir sistem, bugün Türkiye'de marketler var. Marketlerdeki fiyat pazardan da pahalı. Çünkü vatandaşın hiçbir güvencesi yok onlara mal verirken. Zaten verirse bile faturası mal verdiği için kaçak almış oluyorlar. Yani bir marketin gidip de ovadan, üreticiden mal alması mümkün değil. Çünkü faturayı satan insan kesiyor. Kesmesi gerekiyor. Alan kişi Türkiye'de fatura kesemez ki. Bir buzdolabı aldığın zaman dükkan sahibi fatura kesiyor. Bir televizyon aldığın zaman, bir telefon aldığın zaman satan kişi fatura kesiyor. Bunu üreticilere de bu imkanın sağlanması gerekiyor. Yani kanunlarda yeni düzenlemeler yapılması gerekiyor. İnşallah yeni hal yasasında bizim söylediklerimiz Çiftçi TV'nin bu programı onlara aydınlatır. Örnek olur Türkiye'ye. Yöneltir. Örnek olur inşallah. Ha. Şimdi maydanozu topladık. Maydanoz nasıl toplanıyor? Pazarda demetler yapıyorlar. Demetleri bazıları küçük oluyor, bazıları büyük oluyor. Fiyat, aldığın demetler küçüktü, maydanoz mu azaldı? Fiyat yükseldikçe demet küçülür. Küçülür, evet.
Ama fiyat düştükçe demet büyür. Vallahi şimdi ben iki yerden aldım. Şimdi mesela diğer demetler çok küçüktü. Maydanoz bana baktı, ben maydanoza baktım. Üç tane maydanoz, bir tane maydanoz gibiydi. Tabii. Sonra ben tatmin olamadım. Başka bir maydanozcuya gittim. 12 daha büyüktü. Şimdi dedim ki ikisi de maydanozcu. Birinki büyük, birinki küçük. Maydanozsuz da hiç olmuyor bu işler, değil mi? Vay be, maydanozu ilk defa böyle koparırken gördük. Şu maydanoz. Hı. Yani bu normal büyük bir demet. Şunun pazar fiyatı 35-40 kuruş. Yani 35-40 kuruş. Hı. Ama şuradan benim 1500 liraya verdiğim maydanozdan en az 40-50 bin demet çıkacak buradan. Hı. Ben bunu 1500 liraya verdim bu serayı. 40 bin demet çıkacak. Hı. Bir buçakta. 40 bin demet maydanoz kaç para yapar? 40 kuruşla demedi. 12 milyar, 10 milyar ya. 12 milyar, 13 milyar yapar. Ya bir kere akıllı bir şey söyledi. Şimdi Ahmet Bey bir şey anlattı da ben hemen kafamda senaryo. Belki hani, teorikte hani kolay da bu işler. Yani pratik tabi zor oluyor. Hemen aklıma ne geldi biliyor musun? Şimdi ben bunu diktim diyorsunuz. Bu böyle oldu diyorsunuz. Bunu da diyorsunuz aracı çok kazanıyor. Hısım akraba böyle bir işbirliği yapsanız. Bunu tezgaha kadar siz akrabalar götürseniz. Pastayı olmaz. Bölüşseniz olmaz mı? Pazar yerinde pazar yalanın %20'si üreticilere ayrılır diye kanunda madde var. Uygulanmıyor. Ya yapsak ya, niye yapmıyoruz bu işi? Biz pazara gideceğiz, bunu satamayız. Neden? Biz onu döverler. Hadi bakalım. Tabii, bir de bunu pazar döverler. Pazar mafyalaşmış Türkiye'de. Kolay kolay üretici pazara malı götürüp sattırması mümkün değil. Ancak belediyeler bu işe önayak olacak. Ondan sonra belediyeler şimdi kanun der ki ana pazarın arkasında ikinci pazarlar kuruluyor pazarlarında. Evet. Birisi pazar günü ise diğer çarşamba, perşembeye kuruluyor. Üreticiye çarşamba, perşembe, ikinci pazarda yer verirsiniz. Bu şey ifade şey yapmaz. Ya bu bizim şeye bahsettim ben. Bizim kediler var. Tabii hava soğudu. Hava çok soğuduğu için ben böyle tahta bir barınak yaptım iki tane kediye. Şimdi ikisi de kalsın diyorum, tamam mı, kedilerin? Fakat gri kediyi beyaz kedi böyle iteliyor, kovuyor. Yani, sen diyor buraya, o da mafyalaşmış. Oğlum diyorum, bak bu yer büyük diyorum, kediyi anlatıyorum. Bak geçiyorum karşısına kedinin. Bak kedi diyorum, bak altınıza halı serdim. Üstünüze kulübe yaptım. Bırak bu garibancık da kalsın diyorum. Ama bak ne yapıyor biliyor musun? Tabii. Keyfine bağlı, yani psikolojisine bağlı. Bazen o gri kediyi sokuyor yuvaya. Bazen bir bakıyorum çörek gibi oluyor, kenarda yatıyor. Gittim ona ayrı bir yatak yaptım, yer yaptım. O da başkasını sokmuyor. Yani demek ki dünyanın sadece bu hayvanlar arasında böyle bir şey. Ama İnsanlar arasında da böyle. İnsanlar arasında yüzü da böyle. Yüzü gözü yetene. Kanunsuz toplum. Ben şimdi bu maydanozu alsam gitsem pazara satsam dayak mı yerim? Siz bir satamayız. Ben satabilir miyim? Mesela şimdi şu maydanoz. Bir, de, bak, bir demet. Pazarda 40 kuruş. Ben bunu kendim yetiştirip pazara çıksam 15 kuruşa versem para kazanırım. 10 kuruşa versem para kazanırım. Ama pazara sonra ben pazara giremem. O zaman şöyle söyleyeyim. Sen şimdi şu demet sana ne kadar geliyor, veriyorsun kazancın şu demetten? Şu anda tahmin kapaç. Bana bunun maliyeti en fazla 2 kuruş, 3 kuruş. Şu anda şu 2 kuruş. Evet. Benim çıkışı. Şimdi bunu pazarda benim şöyle söyleyeyim. Şu anda 35 kuruşa gider bu pazarda. Evet. Rahat gider. Hatta 50 kuruş gördüm. Bak bir tane. Hayır, 35 normal fiyat. Sayın seyirciler, gördüğünüz gibi maydanoz 50 kuruş. Size bir yaklaştırayım. Maydanoz pazarda 50 kuruş. Ama diyor ki çiftçi 2-3 kuruş alıyorum diyor. Evet, çiftçinin öyküsü böyle sayın seyirciler.